Ünisaya Fuarı sektörde en büyük fuarlardan biri. 80 bin metrekareye kurulu. Dünyanın ikinci büyük sektör fuarı. Türkiye'de de bu ihracat sevdasıyla herkesin kendini ifade etmeye çalıştığı, katıldığı bir fuar. Fuarın bütün sektörü bir arada buluşturma, birbirinden de ilham alma gibi ilave faydaları var. Biz de çok hazırlanarak geldik. 350 metrekare bir standta birçok yeni ürünümüz var. Çok iyi geçti 2022, hala da çok iyi geçiyor. 2022'de bir hedefimiz vardı. Vitrifiye ürünlerini lansmanı yapacaktık. Bu fuarda onu yapıyoruz. 351 sayfalık çok geniş bir banyo çözümleri kataloğumuzu çıkardık. Burada dağıtıyoruz. Hafele konsept geliştirdiğimiz iş fikrini şimdi banyoyu da tam anlamıyla ekleyebildik. Dolayısıyla evdeki renk, stil ve form bütünlüğünü bütün konutta devam edebiliyoruz. Bu sayede de konutun satış sebebi olduk. Konutta bu anlattığımız şey dünyada yok. Yani biz bunu HFL Holding'de Türkiye'de geliştirdik. Konuttaki en büyük paydaşımız mimarlar ve müteahhitler. Onlara yaşam alanlarındaki insan deneyimini birleştiren, bütünleştiren bir iş fikri geliştirdik. Ne yapıyoruz? Bir konuta sistemsel yaklaşıp banyosu, mutfağı, gardırobu her yerinde renkleri, stilleri bir araya getiriyoruz. Bu neyi değiştiriyor? Temelde değiştirdiği şey, kadınların dominant olduğu, kadınların alfa tüketici olduğu bir yer, kullanıcı diyelim. Burada konutun özellikle seçimi sırasında biz devreye giriyoruz. Dışarıdan çok pahalı gözüküyoruz. Ya işte bu çok güzel ama çok pahalıdır. Halbuki bizim ürünlerin konutta adı yok. Zaten hani şu anda 7400 konutun numune dairelerinde varız. 22.000 konut küsürü de var. Konutun da numune dairelerini yapmaya anlaştık. Sırasını, süresini bekliyoruz. Topladığınız zaman 32.000'e yaklaşan bir hacme ulaştık. Ve bu fuarda ilave 14.000 konut alma hedefimiz var. Ürün ve çözümlerimizi seçerken ihtiyaçtan hiç uzaklaşmıyoruz. Yani mutfakta ne lazım, gardıropta ne lazım, insanlar neyi depolayacak, nasıl çalışacak, hangi ışıkta, nasıl, işte o banyoda o meşhur ürünümüz, aynanın buğulanmaması. Yani her evde kıymetli bir özellik o. Fikir bir yerden kopyalanmış, ilham alınmış bir şey değil. Böyle bir fikir yok. Böyle bir ürün gamı yok. Yani bu o fikrin etrafında ürün gamını yerleştirdiğinizde o zaman vücut buluyor. Bir anlam ve manaya geçiyor. Yani siz kravatlık ya da pantolonluk satıyor olmuyorsunuz. Birisinin giyinme deneyimini değiştiriyorsunuz. O zaman çorapları düzenli, kemerler düzenli, pantolonlar düzenli. Tek pantolonu gömleğin içine saklamıyorsunuz. Ne fark eder? Çok fark eder. Ayakkabılığı iki kat kapasiteye çıkaran, böyle çektiğiniz bir ters V'li bir rafı olan bir ayakkabılık koyduğunuzda o zaman siyah ayakkabılar, lacivert ayakkabılar, kahverengi ayakkabılar, spor ayakkabılar, ayakkabılık almıyorsun. Ayakkabıların sığması, ayakkabıları görmeniz ve ayakkabını seçmenizin kolaylığını alıyorsunuz. Bizim bütün o konsept banyolarda, banyonun çekmecesinin içinde hem ışık var hem de kadının bütün makyaj, temizleme, adını bildiğin bilmediğin malzemelerin böyle küçük küçük kutu kutu organizasyonları var ve renkleri de etrafla uyumlu. Şimdi kadın erkekten farkı, tüm seçenekleri görmeden satın alma kararı vermiyor. Hele konutsa bütün seçenekleri görmeden almaz. Şimdi böyle bir konutu gördüğünde zaten öbür konutu almıyor. Çünkü fiyat bundan gelmiyor. Fiyat arsadan geliyor. Yani İstanbul'da Bebek'le Ekitelli'nin fiyatı aynı evi götürseniz 10 kat fark var. Yani çünkü arazi temel maliyet. Konutun tamamına sistemsel yaklaşmaya gibi bir vizyon koyunca bu defa ocak fırın davlumbazın da işte banyodaki duş sistemlerinin, banyo aksesuarlarının da, lavabonun, klozetin, gömme rezervuarın da hepsinin bir lisan sahibi, hepsinin bir renk sahibi, stil sahibi olmasını sağladığınızda benim Türkçemde algılanan bir değer oluşturuyorsunuz. Yani bunu algılayıp bunun için özel bir eğitime gerek yok. Hani radyal temel deseniz baksam da bilmiyorum bu radyal mi değil mi? Ya da izolasyon, dilatasyon deseniz bunlar da çok teknik konular. Bizden evvel mutfakların kalitesi MDF olması ya da lake kapak olmasıyla anlatılırdı. Şimdi bu kalktı. Kimse bunu kullanmıyor. Çünkü kullandığınız donanım ve aksesuarın dozunda ve doğru kullanıldığında, yani konutun bütçesine sığdığınızda, konutun stiline uyduğunuzda, konutun büyüklüğü ve küçüklüğüne dikkat ettiğinizde, örnek verelim, küçük bir evde küçük bir mutfak var. Birinci çekmecesinden birinin ilave bir tezgah açılıyor, öbürünün açılmıyor. Yani bir aile bunu seçecek olsa hangi mutfağı seçer? Öbürünü seçer. Neden? O bir aksesuar değil, o bir ihtiyaca karşılıyor. Yani hep o anlattığım hani
insanların kaderi değil zeytinyağı çöp tenekesinin yanına koymak, yer yok. Bunun yerini ayarlarsanız ve bu yerler evin fiyatı için de adı yok. O yüzden zaten hani herkes ya dışarıdan biz biraz çok pahalı gözüküyoruz. Hani 30 küsur bir müteahhit nasıl alıyor, daire nasıl alıyor bunu? Çünkü fiyat çok kabul edilebilir ve de insanların hayatında fark yaratıyor. Berlin koleksiyonunda hakim renk siyah. O zaman mutfağın alüminyum çerçeveleri siyah, armatür siyah. Evi o zaman antrasit. Mutfağın içinde siyah rengini dengesini bozmadan, içi çok karartmadan olabildiğince kullanıp ahşap rengiyle bir arada kullandık. Öyle bir yaptık ki ahşabın rengiyle kenar bandını siyah yaptığımızda bu defa da kompakt laminattan bir tezgah koyduğumuzda, kağıtları da aynı yaptığımızda üç çekmeceyi açıyorsunuz. Bu defa o mutfak çok köşeli, kaşıklık köşeli ve içinde ahşap rengi devam ediyor. Bütün mutfağın iç rengi gene antrasit ve mutfak alışılagelmiş mutfaktan farklı, ışığı daha yoğun kullandığımız, gene bu ışık senaryosu olan yemek yeme ışığı, yemek pişirme ışığı, ondan sonra da ambiyans ışığı, kapatıyorsunuz, hoş. Şimdi bunun banyosu da siyahlı. Tabii bu siyahta bu defa ankastre ocak, fırın hepsi siyahlı ve gözünüzü yırtan, gözünüze aykırı gelen hiçbir renk yok. Hepsi birbiriyle uyumlu çünkü o da dikkat ederek seçilmiş. Tabii işte o demin anlatmaya çalıştığım algılanan değer oluyor. O zaman bunun gardırobu da antrasitli. O zaman banyosundaki yer süzgeci de siyah. Gömme rezervuarı da siyah. Şimdi bu renkleri bir araya getirdiğinizde evde kapıyı da düşünün. Kapının kolu kilidi, menteşesi, stoperi de siyah. Yuvarlaksa yuvarlak, köşeliyse köşeli. O zaman bütün ev birbiriyle konuşuyor. Hiçbir tane aykırı bir şey yok. Ayrı zamanlarda ayrı insanların seçtiği bir şey değil. Hepsi birbiriyle konuşan. Bütçesine göre, stiline göre, rengine göre yapılan seçimler. Bu koleksiyon da çok iddialı. Hatta en iddialıdan bir siyah bu arada dünyada çok popüler. Bu fuarda özelliğini bir koleksiyonumuz var, Porto. Bu defa hakim renk daha çok paslanmaz ve gri. O zaman ocak fırın davlumbaz. Yeni de biraz onda da bir trend var. Böyle orta koylukta bir gri. Davlumbaz gri siyah. Ocak gri, zemini gri, metalleri siyah. Bunlar da çok boğmasın diye bu defa evyesi seramik beyaz. Köşeye ulaşımlar çok konforlu. Hatta orada çok popüler bir ürünümüz var. Her evde patates, soğan başa bela. Balkona koysanız olmuyor, eve koysanız kokuyor, bir şeyler oluyor falan. Orada bir özel çekmeceğimiz var. Üzeri kapalı ve içinde de bozulmadan saklayabiliyor ürünü. Bunun yanında yeni bir koleksiyonumuz daha var. Orada bu defa kapağı açıp içeri koyuyorsunuz ya da kapağı açıp mutfağa kapıyorsunuz. Tabi bunlar küçük olduğu için hep tezgahlarından, çekmecelerinden tezgah çıkıyor. Bunların renklerini ayarlıyorsunuz. Tabi bunlar küçük. Küçük olduğu zaman evyenin küçülmesi lazım. Küçük. O zaman ocağın, fırının, davlumbazın küçülmesi lazım. 45-45-45 yapıyorsunuz. Bulaşık makinesinin küçülmesi lazım. Ya küçük de bir işlevsizlik yok. Zaten ev küçük. Ya yani orada 10 kişi zaten yok ki. Yani ama işlev tam. Şimdi bu küçük yere düzenli, normal alıştığımız ölçülerde ocak fırın koysanız bu defa kalan malzemelere yer kalmıyor. Şimdi o zaman diyorsun ya bir dakika benim bu metreye, bu yüksekliğe sığmam lazım ve ihtiyaçlarım burada karşılanması lazım. Şimdi bu küçük evlerde, küçük konutlarda, yurtlarda bambaşka bir uzmanlığımız var. O zaman yatak açılıyor, kapanıyor, buradan masa açılıyor, kapanıyor. Dolayısıyla aynı metrekareyi birden çok amaç için kullanıyoruz. Işığa biz mobilyanın dördüncü boyutu diyoruz. Tabii hepimizin hayatında ışık var. Yani bir çalışma ışığı var, bir yemek yeme ışığı var. O kadar aydınlık muhtemelen istemiyoruz. Bir de yemek bitti, böyle oturup çay kahve içtiğimiz anda loş ama birbirimizi gördüğümüz bu ışığı var. Şimdi böyle bir kumandayla orası açılıyor, burası kapanıyor, ışık azalıyor. Bir kumandada bir düğmeye basıyor, çat içerisi sarı, loş, hoş bir ışık var ve beyaz ışığın üzerindeki baskısı kalkıyor. Ne olur? Herkes sahip olmak istiyor. Bir de görmek başka bir inanmak. Hani numune dairede gördüğü için insanlar bunu hani nasıl olacak, nasıl hayal etmesine gerek yok. Görüyor zaten ne alacağını. O yüzden de müteahhit dostlarımızın hemen hemen hepsi artık numune daire yapıyor.